çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden hepinize sevgi ve selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün çarşamba ve çarşamba gününü şimdilik gençlere ayırmayı düşündüğümüzü daha önceki programımızda bahsetmiştik. Onların gönderdiği e-mailleri cevaplandırmaya özellikle gayret edeceğimizi söylemiştik. Belki onların kendi duygu dünyalarına bir açılış olabilmesi için, bir emniyet sübabı olabilmesi için, belki kimseyle paylaşamadıkları bir takım düşünceleri bizlerle paylaşarak, belki yanlış çözüm önerileriyle yaşamlarını devam etmektense, belki de bizlerle paylaşarak kendilerine tavsiyelerde bulunacağımızı söylemiştik. Ve hatta ötesinde şöyle bir şey söylemiştim ben pazartesi günkü canlı yayında. Eğer anne babalar çocuklarının benimle haberleşmelerini ve kendi sorunlarını ve kendileriyle ilgili, anne babalarıyla ilgili soruları isim belirtmeden yazmalarını da isterler ise çocukların kendi duygu dünyaları içerisinde belki de açamadıkları birçok şeyi burada efendim bizlerle paylaşarak çocukları, gençleri, ergenleri daha iyi tanıma fırsatı olacağız diye söylemiştik. Efendim ilk mesaj Hatice Kübra'nın mesajı, bugünün ilk mesajı. Hatice Kübra 17 yaşında. Şöyle yazmış Hatice Kübra. Hocam ben 17 yaşında bir kişiyim. İsmim Hatice Kübra. Benim sorunum babamızın evin içinde çok rahat hareket etmesi. Örneğin atletle dolaşıyor. Yemek yerken geğiriyor. Koltuğun üstüne yatıyor, bize hizmet ettiriyor. Yanlış anlamayın, babam kötü biri değil ama çok kaba geliyor babamın bu davranışları. Babamla bir keresinde konuşmak istedim. Sen benim kızımsın, senden mi utanayım dedi, ne yapmalıyım diye sormuş Hatice Kübra. Şimdi sevgili Hatice, sen bir genç kızsın, 17 yaşında ve sen bu yaşamın en parlak döneminin içerisindesin. Temizliğine dikkat ediyorsun, okuldaki arkadaşlarına dikkat ediyorsun, saçına başına dikkat ediyorsun, kıyafetine dikkat ediyorsun. Efendim arkadaşlarından acaba yanlış bir şey mi duyarım diye yürüyüşüne dahi dikkat ediyorsun, kim bilir. Ve 17 yaşındaki bir genç kız tam da böyle kendini prenses gibi hissettiği, kendisinin dışarıda da sevilebildiğini hissettiği, kendi arkadaşları içerisinde şuh kahkahalar atabildiği, kendi duygu dünyasını fark ettiği bir yaş dönemidir aslında ya da yaşamaktan keyif aldığı bir yaş dönemidir. Şimdi böylesi kendisi cıvıl cıvıl olduğu bir dönemde bir genç kızın cıvıl cıvıl olduğu, temizliğe dikkat ettiği, efendim yürüyüşüne dikkat ettiği bir yaş döneminde efendim babasının böylesi davranıyor olması, yani evin içerisinde atletle geziyor olmuş olması, efendim koltuğun üzerine yazıp buyurucu olarak kendisine habire hizmet ettiriyor gibi algılaması. Hatice, senin açından bakıldığında iki ayrı dünyayı yaşıyorsunuz aslında. Neden? Çünkü bir, baban şu anda artık ununu elemiş, eleğini asmış. Haklıdır demiyorum. Önce bir babanı bir analiz etmeye çalışalım. Baban ununu elemiş, eleğini asmış. Evlenmiş, barklanmış, 17 yaşında da bir kızı olduğuna göre, yani 25 yaşında evlenmiş olsa şu anda 42 yaşında kendisi. Yani dolayısıyla artık yaşam onun için seninki kadar böyle rengarenk görünmüyor. Ve vücudun verdiği bir yorgunluk var, bir bıkkınlık var. O da senin gibi, senin yaşlarında olduğu zamanı bir düşünmüş olsan, o da filinta gibi belki de bir delikanlıydı. İlk önce babanın senin kadar heyecan dolu, senin kadar içinin kıpır kıpır etmediğini bir algılamak lazım. Bu bir. İkincisi ise sana söylediği bir şey var. Bak diyor ki, sen benim kızımsın, ben senden mi utanayım? Halbuki sen babandan çekiniyorsun, atletle evin içerisinde dolaşıyor olmasını istemiyorsun. Vücudunu görmek istemiyorsun.
Ama baban seninle öyle bir bütünlük kurduğunu zannediyor ki, yani kızım değil misin? Vücudumu da görürsün, her tarafımı da görürsün. Yani senden mi utanacağım ben, senden mi çekineceğim diye bir yanılgının içerisinde. İkincisinde de baktığımız zaman sen duygu dünyanda hissettiğin şeyin karşılığını da alamıyorsun babandan. Ama baban bunu seni sevdiğinden dolayı veya sana yanlış bağlandığından dolayı belki de bunu hissediyor. Artı işte bir de yemekte geğirmesinden bahsediyorsun. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Anne babalar çocuklarıyla ne kadar özel hallerini paylaşırlar ise kendilerine ait. Yani çoraplarını çıkartırlar, işte atletle dolaşırlar vesaire. O kadar çocuklarına yakın olduklarını zannederler. Bu bir yanılgıdır. Yani ne kadar evin içerisinde rahatsa, ne kadar koltuğun üzerine uzanabiliyorsa, ne kadar ayaklarını böyle uzatabiliyor ise, başkalarının yanında yapamadığı bir şeyi ne kadar evin içerisinde yapar ise, o derecede zannederler ki anne babalar, çocuklarımla bu kadar ben içli dışlıyım, bu kadar biz güzel bir ortamın içerisindeyiz. Ama çocuklar çok defa aynı şeyi düşünmezler. Senin yapacağın şey sadece, senin düşüneceğin şey şu sadece Kübra. Baban ayrı bir dünyayı yaşıyor, sen ayrı bir dünyayı yaşıyorsun. Ama bir ortak noktayı bulabilmek için babanla, hani diyorsun ya, konuşmayı denedim ama babam alındı. Sen benim kızımsın, senden mi utanacağım diye. Bunun utanmak olmadığını baba, babacığım bunun bir çekinmek olmadığını ama bunun bir nezaketen yaşamak olduğunu. Ama bunun bir efendim bir beyefendice seni görmek istediğimi. Tamam, seni efendim atletle de görmüş olsam, evin içerisinde istediğin gibi de yatıyor kalkıyor olsan, istediğin gibi televizyon seyrediyor olsan, sen benim canım babamsın. Ama ben babamı bir de delikanlıca görmek istiyorum. Ama ben bir de babamı nazik bir şekilde görmek istiyorum diyerek babanla senin arandaki bağı hem kuvvetlendirmeye hem de babanın o içinde efendim ununu elemiş, eleğini asmış dediğimiz kısmı birazcık canlandırmaya çalış. Hatta ben sana bir sır vereyim. Kız çocuklarına karşı babalar böyle büyük bir tutkunluk yaşarlar. Onların kıpır kıpır dünyaları, onlarla sarmaş dolaş olmalar, onlarla kol kola girmeler aslında bir babanın vazgeçemeyeceği bir şeydir. Erkek çocuklarla çok defa yaşanamayabilir bu. Yani sen 17 yaşında bir erkek kardeşin olmuş olsaydı, erkek kardeşinle baban aynı senin gibi böyle cıvıl cıvıl bir ortamı babasıyla paylaşamazdı. Ama sen bir gir mesela babanın yanına, bir gıdıkla babanı. Babanın bir sağına soluna bir dokun bakalım bir. Bir sakallarına bir dokun bakalım bir. Şöyle baba de biraz yakışıklı ol. Bu ne vaziyette böyle saçlar başlar şey olmuş. Böyle bana biraz güzel görün de bakalım bir. Bunu bir erkek çocuğu diyemez. Dolayısıyla bir kız çocuğu olmanın cıvıltısı içerisinde yaklaşmaya çalış ki babana. Baban o yatmış, bitmiş, sönmüş olduğu haleti ruhiyeden senin cıvıltınla ayağa kalksın. Babamı ben yakışıklı görmek istiyorum de bakalım bir. Hatta babanın saçlarını sen tara bakalım bir. Ve hatta şunu yapmaya çalış. Eğer annen yapmadıysa babanın efendim sakalını sen bir tıraş etmeye kalk bakalım bir. Göreceksin, o zaman babanla daha yakın olmaya çalışacaksın. Babanın belki o tıraş ettiğin sırada yüzünü keseceksin. Belki o daha yakınlaşmaya sebep olacak. Ama babanın içerisine bir enerji vermen lazım ki baban o düştüğü koltuktan geri kalksın. Atletle dolaşmak yerine evin içerisinde nezaket içerisinde. Efendim bir evin içerisinde bir genç kız olduğunu fark etsin. Ama bu ancak konuşularak çözülebilecek ve konuşurken de babanın içine enerji verilerek çözülebilecek bir şey Hatice. Bunu sana hatırlatayım. Sıra Şükran Hanım'da. Şükran Hanım'ın mesajı. Şükran Hanım şöyle yazmış. Hocam ben 21 yaşında üniversite öğrencisiyim. Üniversite yurdunda kalıyorum. Burada kız erkek ilişkileri çok laçka. Kızların tek konuşma konusu var. O da erkekler. Herkesin bir erkek arkadaşı var. Benim yok diye dalga geçiyorlar. Benim yanımda konuşurken bazen birbirlerini ikaz ediyorlar. Akşam olup herkes odasına çekilince ya tuvaletlerde ya da koridora oturmuş olarak cep telefonlarıyla arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Bu beni çok geriyor. Kendimi onlar arasında yapayalnız hissediyorum. Asıl üzüldüğüm şey ise ailelerinin bu durumlardan hiç haberi yok. Aileleriyle karşılaştıkları zamansa sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi davranıyorlar.
ne yapmam gerek diye sormuş üniversite öğrencisi Şükran. Şimdi sorun arkadaşlarının davranışlarından senin rahatsız olman, ama bundan niye rahatsız oluyorsun? O kısımda ben tam şey yapamadım Şükran. Neden? Çünkü o yaşam onlara ait bir yaşam. Zaten seni de o yaşamın içerisine çok almamışlar. Yani onlar işte bir erkeklerle konuşmaktan, işte laçka bir yaşam yaşamaktan efendim hoşlanıyorlar. Sen de hoşlanmıyorsun. Ama senin hoşlandığın şeylerden onların hoşlanması, senin hoşlanmadığın şeylerden de onların hoşlanmamasını beklemek, bir beklenti içerisine girmek doğru olmaz. Ancak belki de şu kısım önemli, kendini onların arasında yalnız hissediyor olman. Onların arasında kendini dışlanmış hissediyor olman. Ama bunu da hissetmene gerek yok. Çünkü bir düşün lütfen. Kendi beraberinde kaldığın o yurtta artık neresiyse, üniversite yurdu. Bir düşün lütfen. Orada kız arkadaşlarının sadece bir tek dünyası var da o da erkeklerin dünyası mı? Erkeklerle konuşmaları mı? Onun haricinde bir yaşam yaşamıyorlar mı onlar? Yaşıyorlar. Markete gidiyorlar, bakkala gidiyorlar, efendim alışverişe gidiyorlar. Yahut da üniversiteye derse gidiyorsunuz birlikte. Öğretmenden zayıf alıyorlar, vizeleri oluyor, finalleri oluyor. Efendim paraları bitiyor. Efendim anneleriyle kavga yapıyorlar, babalarıyla tartışıyorlar, tatile gidiyorlar. Tatilden sonra anılarını anlatıyorlar. Birçok şey var. Sen gözünü onların erkek arkadaşlığı konusuna dikmiş ve onların o erkek arkadaşlıklarına belki de çok odaklandığından dolayı onlar tarafından da dışlanmışsın. Kim bilir belki onlara akıl vermeye, onları dışlamaya belki de sen başlamış olabilirsin. Yani gençler arasında şöyle bir şey var. Şükran, bunu aklından çıkarmamanı tavsiye ederim. Eğer iki gençten birisi çok yakın olmadıkları halde birbirlerine akıl vermeye, vaaz vermeye kalkarlar ise, o takdirde rahatsız olan kişi, bu vaazlardan rahatsız olan kişi o arkadaşını terk edebilir. Ya vaaz vermek yerine, nasihat vermek yerine aynı yaş grubundaki arkadaşa onun başka dünyalarına hitap ederek, onun sadece bir erkek arkadaşlığı, abuk sabuk, efendim laçka bir yaşamı olduğunu düşünerek değil, hayır onun yaşamında başka yerlerinde olduğunu düşünerek o yönlerle dostluk kurmaya çalış. Mesela düşün, onlar acaba derslerine nasıl çalışıyorlar? Birlikte çalışabilmek için acaba senin belki de önde olduğun konularda acaba birlikte çalışabilmek için onlar istek duymuyorlar mıdır? Ama senin eğer bakışların, senin eğer onlara kullandığın kelimeler efendim hep bu noktada odaklanıyor ise ve onları aslında sen dışlamışsan ruhunda, onlar da senin yanında bak diyorsun ki benim yanımda konuşmaya çekiniyorlar artık. Niye çekiniyorlar? Çünkü senin yanında konuşmuş olsalar ya laf işitecekler ya suratın asılacak belki de. Yahut da gideceksin başkasına anlatacaksın orada konuşulanları diye, ispiyoncu gibi gördüklerinden dolayı senin yanında konuşmaya çekiniyorlar. Halbuki sen eğer arkadaşlarına da iyilik yapmak istiyorsan ne kendini dışlattıracaksın ne de kendin onları dışlayacaksın. Yaşamın birçok alanı vardır, o alanlarda dostluk kurmaya çalışın. Yani onlarla beraber belki bir parka gitmek, onlarla beraber belki de bir efendim hangi şehirdesiniz, İstanbul'daysanız bir kayığa binmiş olmak, bir vapura binip efendim boğaz turu atmış olmak, bunu yaşayabilirsin. O yaşadığın sırada belki onlar da senin yaşamını görerek, aslında belki farklı yaşamları da tanıyarak böylelikle dostluklarınız da artabilir. Bir noktaya odaklanmak ve o odaklanmış olduğun noktada başkalarına nasihat vermeye çalışmak ya da başkalarıyla efendim kendi üstünlüğün olduğunu düşündüğün konuda konuşuyor olmak arkadaşlarının arasında dışlanmaya sebebiyet verebilir. Bunu hatırlatayım Şükran. Yalnız hissediyorum kendimi diyorsun. O takdirde herkesin bir hatası olabilir. Sana göre o hatadır, o arkadaşına göre hata değildir. Ama illa hatalara odaklanıp da koca bir insanın bütün benliğini hiçe saymış olmak yanlış bir davranış olur. Onun güzel huylarını da, güzel ahlaklarını da arkadaşlarının görmen gerekir derim Şükran. Efendim sıradaki mesaj, ismini vermek istemeyen bir dinleyiciye ait. Şöyle sormuş: merhaba hocam,
ergenlerle program yapmaya başladığınız için Allah razı olsun. Benim sorunum 14 yaşındaki oğlum ile ilgili. Babasıyla arası çok kötü oğlumun. Babası hep hakaret ederek yaklaşıyor. Yanlışlarına göz yummuyor. Oğlum babasından artık nefret eder oldu. Eşimle bu konuyu konuştuk ama hiç alttan almıyor eşim. Ben babasıyım, o benim babam değil, o beni dinleyecek diyor. Hocam benim korkum, oğlum babasıyla kötü oldukça hayatta da kötülüklere yöneliyor. Bir söz öğrenmiş, devamlı o sözü tekrar edip duruyor. Aman boş ver anne deyip duruyor ve hayata artık eskisi kadar sağlıklı bir pencereden bakmadığını düşünüyorum. Babasıyla oğlum arasında kaldım, bana ne olur yardım edin diye yazmış, ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Şimdi şöyle bir şey var, bu babalar tarafından mutlaka bilinmesi lazım veya anne babalar tarafından mutlaka bilinmesi lazım ama daha çok babaları ilgilendiren bir şey. Çocuklar ergenlik yaşına geldiklerinde, erkek çocuklar ergenlik yaşına geldiklerinde babalarla bir çatışma çıkar. Yani muhtemelen bir çatışma çıkar. İlla her çocukta olacak diye bir şey yok ama ergen çocukların en önemli gelişim dönemlerinin en önemli belirtisi babalarıyla çatışmalarıdır aslında. Ya da babaların çocuklarıyla çatışmalarıdır. Çünkü baba çocuğundan negatif tesiri gördükçe ya da beklentisine karşılık alamadıkça erkek çocuğun üstüne daha çok gider babalar çoğu defa. Aslında fiziken büyüdüğünü zannettiği çocuğun ruhen de büyüdüğünü düşünür. Dolayısıyla babanın beklentisi çoğalmaya başlar. Beklentisine de karşılık göremeyince oğlunda bu sefer bu beklentiyi de belki de zor kullanarak aşma gibi bir yanılgının içerisine düşülebilir. Ki erkek çocuk ise ergenlik döneminin zaten bir toslamasıyla babayla birdenbire karşılaşır. Yani babanın kendisinin üzerinde hakimiyet kurmaya devam ediyor olmuş olması, babanın hala kendisini sarıp sarmalıyor olmuş olması, kendi kişiliğini oluşturma gayreti içerisindeki olan o çocuğu birdenbire babaya karşı bir tepkisellik oluşturur. Ki aslında bu dönem çocuğun kişiliğinin ve sınırlarının belirlendiği ve babanın sınırlarının belirlendiği bir çatışma alanıdır aslında. Hani bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi diye bir tane şarkı var. Yani bir köprüde karşılaşıyor, birisi ona vuruyor, birisi ona vuruyor. İkisi de aslında kendi sınırlarını belirtmeye çalışıyor. Ergen erkek çocuk eğer babaya karşı böylesi bir gücü elde etmeye başladığı sırada ilk önce babanın kendisine olan hakimiyetini kırmaya çalışır. Ki o kırdığı yerden kendi gücü çıkacaktır ortaya. Artık ortada bir baba bir çocuk yok. Artık orada ortada iki tane erkek var. Artık ortada iki tane şahıs var. Bu iki erkeğin aslında birbirleriyle olan çatışmasına siz şahit oluyorsunuz bu yazınızda söylediğiniz şeyle. Ve baba burada baskın halini devam ettirmeye çalışırken işte çocuk bu sefer de babadan koptuğu gibi hayatın güzelliklerinden de kopar. Ki siz zaten anne duyarlılığı içerisinde şöyle bir cümle kullanmışsınız. Ne kadar güzel bir tespit yapmışsınız. Hocam benim korkum oğlum babasıyla kötü oldukça hayatta da kötülüklere yöneliyor. Bu oldukça önemli bir satır aslında. Benim oğlum babasıyla kötü oldukça hayatta da kötülüklere yöneliyor. Evet, bir babanın mutlak surette bunu bilmesi lazım. Yahut da bir efendim anne babanın ergen çocuğu, erkek çocuğu evde bulunduran anne babanın mutlak surette bunu bilmesi lazım. Neyi bilmesi lazım? Babayla eğer erkek çocuk çatışmaya başlar ise babayla çatıştığı kadar çocuk kötülüklere doğru gidecektir. Peki ben ne yapacağım? Şimdi ben olayı biliyorum. Zaten gözümün önünde yaşıyorum. Babayla oğul çatışıyor. Ben burada hangisinin tarafını tutayım? Siz burada aslında farkına varmadan oğlunuzun tarafını tutmuşsunuz. Bakın oğlunuz size geliyor. Babasıyla ilgili bütün duygularını söylüyor, düşüncelerini söylüyor, nefretini söylüyor, öfkesini söylüyor. İyi ki de söylüyor çünkü çocuğunuz size boşalıyor. Ama siz bu bilgi birikimiyle yılmadan ve usanmadan eşinizle yakınlaşmaya, eşinizle bu bilgileri paylaşmaya gayret edin. Belki ilk paylaştığınız bilgiler eşinizin canını sıkabilir. Oğlun senin hakkında veya Ahmet senin hakkında şöyle düşünüyor ve ben kaygılanıyorum dediğinde
ben babayım, öyle düşünmeye de hakkı da yok, hukuku da yok. Ben bugüne kadar onu besledim, büyüttüm, şimdi de böyle mi yapıyorum diye. Eğer baba da söylenmeye belki başlangıçta devam etmiş olsa da akşam yatağına yattığı sırada, kendi vicdanıyla baş başa kaldığı sırada ve ertesi gün siz yılmadan, bıkmadan galiba bir yerlerde yanlış yapıyoruz, çocuğun kini gittikçe artıyor, bak şöyle bir şey yaptı, biz çocuğumuza ihtiyacımız var, çocuğumuzu elden kaçırmamamız lazım diye yumuşak bir sesle ve bir kadın efendim, bir anne duyarlılığı içerisinde ve bir şefkat ile eşinizi sahip çıkarsanız, eşinize sahip çıkarsanız göreceksiniz, o takdirde eşiniz oğluna karşı birazcık daha yumuşak davranmaya başlayacaktır ki bu yumuşaklık zaten bir barış anlaşması anlamına gelir. Ama ben size ötelerde bir şey söylemeye çalışayım. Bakın belki de bu daha dramatik bir şey. Erkek çocuklarıyla çatışan ya da çocuklarına şiddet uygulayan, ki bunu zaten yakından da bu programlarla biliyorsunuz, babaların çoğu kendisi de şiddet içerisinde yetişmiş babalar. Şiddeti eğer kendi ruhuna bir zehir gibi akıtılmışsa geçmiş dönemde, kendisi babasından, kendisi amcasından, kendisi akrabalarından eğer bu şiddeti illaki dayak değil ama dışlanmayı, itilmeyi ve zor kullanarak problem çözmeyi eğer tatmış ise, o takdirde böylesi bir babanın kendi çocuğuna da uygulayacağı yöntem yine baskı ve eziyet yöntemi olacaktır. Dolayısıyla siz aslında problemin bu kısmını değil de birazcık da eşinizin şefkate ihtiyaç olduğu kısmıyla yaklaşmanızda fayda var. Belki eşiniz çocuğunuzdan daha çok sevilmeyi ve yumuşamayı, yumuşatılmayı ve sizin tarafınızdan belki de içerisinin hohlana hohlana eritilmesine ihtiyacı var ki eridikçe, o içerisi yumuşadıkça, katılıklar çözüldükçe oğlum deyip belki de oğluna öyle sarılacak. Sakın ola ki oğlanın tarafını tutarak babayla karşı karşıya gelmeyin. Babayla bu sefer efendim daha da sertleşilmiş bir ortam hazırlarsınız. Bunu hatırlatayım. Ve bunun normal bir geçiş dönemi olduğunda yine söyleyeyim size. Siz olmasanız da birçok kişi de aynı şekliyle yaşama böyle devam ediyor. Efendim, ergenleri şöyle tanımlamak lazım. Anne babalar şöyle düşünmeleri lazım ergen çocukları. Önce kendi psikolojilerine bir baksınlar anne babalar. Eğer hala anne baba çocuğunu bir çocuk gibi görüyor ise, çocuğunu hala çocuk olarak müdahale ediyor ise, çocuğunu hala bir çocuk olarak müdahale ediyor ise, işte ergen çocuklarla çok defa çatışmaların kaynağı da buradan oluşuyor. Yani siz altını temizlediğiniz çocuk değil artık karşınızdaki çocuk. Ya kocaman bir erkek yani. Yani önceden siz onun altını temizlemiş olabilirsiniz. Tuvalete götürmüş olabilirsiniz. Efendim üstünü başını temizlemiş olabilirsiniz. Saçını siz taramış, kurdelasını siz takmış olabilirsiniz kızınıza. Ama artık o bir genç kız yani. Artık onun duygu dünyası altını temizlediğiniz zamanki gibi değil. Dolayısıyla el sallama ve vedalaşma vaktinin artık yavaş yavaş geldiğini anne baba ilk önce kendi içerisinde kabullenmesi lazım. Evet, yetiştirdim, besledim, büyüttüm, şimdiye kadar verebileceklerimi vermeye çalıştım. Şimdiden sonra ise artık vedalaşma vakti geldi. Ama bu vedalaşma sürecini, ergenlik dönemi veda vaktidir. Vedalaşma töreni vaktini efendim huzursuz geçirmeyeyim, kötü geçirmeyeyim. Hani bir genç kızın, bir genç delikanlının düğün anı gibidir ergenlik dönemi. Düğünler gerçi cumartesi, pazar iki gün sürüyor ama belki ergenlik dönemi 2 yıl, 4 yıl sürecek ama bir düğün töreninde olduğunuzu unutmayın. Nasıl ki bir genç kızın düğün töreninde baba eğer huzursuzluklar çıkartır ve o günlerini mahveder ise, bir ömür boyu unutmayacak ise, ergenlik döneminin o özel günlerini de anne baba mahvetmemesi lazım. O bir veda vakti artık. Ve o artık çocuk değil, bir adam, bir erkek duruyor karşınızda. Ve nasıl ki dışarıdaki bir arkadaşınıza telefonla konuşurken, yan yana geldiğinizde efendim nasıl değerli olduğunu hissettirmek için çaba sarf ediyorsunuz? Aynısını oğlunuza yapın sana. Yani yaparsak hocam şimdi yüzümüze gözümüze bulaşır. Siz yapmazsanız zaten başkaları yapıyor. Kızınıza hala siz kızınıza bir çocuk muamelesi yapıyorsunuz. Bak
Sakın dışarıya çıktığında işte şuradan yürümeyeceksin, şu vakitten geç gelmeyeceksin, şunu şöyle yapmayacaksın, bunu böyle yapmayacaksın. Böyle daraltılmış, çok daraltılmış bir alan içerisinde yaşatmaya çalışıyorsunuz. Çocuk 10 yaşında değil ki bak, 17 yaşında. Diyorsunuz ki artık sen genç kız oldun, şunu bekliyorum senden, bunu bekliyorum diyorsunuz. Genç kızlığıyla ilgili beklentilerde oturuşuna kalkışına dikkat et diyorsunuz. Eğer bir 5 dakika eve geç kalmış olsa bu sefer de şüphe ve tereddüt içerisinde yaklaşıyorsun. Neredeydin? Nereleri geziyordun yine? Ben sana kaç kere söyledim vaktinde gel diye. Yani anne babalar şöyle düşünmesi lazım. Eğer bir genç kız bir yanlış yapacak ise eve geldiği, geç geldiği vakitte yanlışlık yapmaz. Eve vaktinde gelir o zaman. Yani yanlış yapan bir kişi gecikerek iyice bir de yanlışının ortaya çıkmasını sağlamaz. Üniversiteye gidiyorsa eğer o gün gitmeyi verir. Okula gidiyorsa eğer o gün okula gitmeyi verir. Ve bolca bir vakit kazanmış olur. Siz hala 5 dakika geç derdindesiniz ama bakın çocuk koca bir günü kullanmış zaten. Dolayısıyla çocuğun özellikle ergen çocuğuna şüphe, tereddüt, yalan, efendim sanki üç kağıtçıymış gibi muamelede bulunmuş olmak. Ve hele ki onun iffetiyle, hele ki onun ahlakıyla, hele ki onun efendim değerleriyle şüpheli bir şekilde yaklaşarak baskı altına almış olmak, niye geç kaldığını senin biliyorum, sen dışarılarda şunları yapıyorsun gibi bir kız çocuğunun hayatta duymayacağı bir şeyi eğer çocuğa duyurursanız korkarım ki o çocuk öyle yapmaya başlar. Bir kız çocuğunun en çok dikkat edeceği şey iffetidir zaten, namusudur zaten. Ama eğer siz o kızla konuşurken habire sanki o namus ona ait değilmiş de, o iffet ona ait değilmiş de, ahlaksızlık sanki yapmak için çırpınan biriymiş gibi siz ona eğer muamelede bulunursanız korkarım o çocuk o tarafa doğru gider. Sanki kendisini koruması, bedenini koruması, efendim kendi ruhunu koruması sizin kârınıza olan bir şeymiş gibi düşünür bir süre sonra çocuk. Halbuki o onun için yapması zaten lazım gelen bir şeydir. Şunu söyleyeyim. Allah insanı aziz yarattı. Allah insanı mükemmel surette yarattı. Hiçbir kadın kendisini kötü yola düşmüş olmaktan keyif almaz. Hiçbir genç kız kendisinin isminin kötü olarak anılmasından da keyif almaz. Ama çocuklar eğer kötü yollara düşüyor, kötü işler yapıyor, anne babalarının tasvip etmediği şeyler yapıyor ise çocuklar kötü olarak kendilerini tanıdıkları için yapıyorlar. Yattı balık yan gider diye yapıyorlar. Ben düşünüyorum da bir genç kızın evde babasından dayak yemiş olduğunu düşünüyorum da içlerim sızlıyor, yağlarım eriyor hakikaten. Bu genç kız dışarıya çıktığında babasından yediği dayağın tesellicisi olarak acaba kimlerin yanına gidecektir kim bilir? Kimlerin uzattığı sigaralara, kimlerin uzattığı baş döndürücü efendim esrarlara, içeceklere, alemlere katılmak için, kendini o sıkıntılarını unutmak için kendisine iyi davrananların yanına gitmek için çaba sarf edecektir acaba? Bir genç kız 15 yaşına gelmiş, 14 yaşına gelmiş, 17 yaşına gelmiş ama hala eğer babanın eli çocuğun yanağındaysa, babanın eli hala çocuğun vücudundaysa, şiddet gösterebiliyor ise, diliyle çocuğu zehirleyebiliyor ise, gözleriyle eğer çocuğu rencide ediyor ise, halbuki Allah o gözlerden, babanın gözlerinden şefkat pınarları, şefkat nameleri dökülsün diye yaratmış. Bak bir tebessüm ederken ki bir insanın haline bir bakın rica ederim. Bir de o insanın efendim cehennem gibi bir suratlı haline bir bakın. Kim ister böylesi bir insanın yanında yaşamayı? Bu sadece babalar için değil. Belki babalar erkek çocuklarıyla böyle çatışmalar yaşarken, belki perdenin arkasındaki en dramatik şey ise annelerin genç kızlarıyla yaşadıkları çatışmalar. Neden? İsterseniz onu da birazcık irdelemeye çalışalım. Bir anne kendi genç kızlık döneminde, kendi çocukluk döneminde aslında dışarıdaki birçok belanın içerisinden sıyrıla sıyrıla geldi bir yuva kurdu. Ama dışarıdaki belaların hepsini tek tek tanıyor. Nedir bu? İşte acaba kendisine sarkıntılık eden bir erkek mi olur? Acaba kendisini yoldan çıkartacak birisi mi olur? Acaba şu mu olur? Acaba birisinin içkisiyle mi uğraşır? Acaba birisinin tuzağına mı düşer diye
kendi zaten gördüğü o tehlikeli anları çocuğu yaşayacak diye korktuğundan dolayı çocuğun üstüne sanki onu yaşıyormuş gibi baskı kurmaya çalışır. Halbuki kendi yaşadığı şeyler ile çocuğunun yaşadığı şeylerin belki de bir alakası yok. Bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bir anne diyelim çocukluk yıllarında bir tacize uğradı. 8-9 yaşlarındayken bir tacize uğradı. Ve ondan sonra kimseyle paylaşamadığı bu olayı ileriki yıllara doğru böyle gizli bir kara kutu içerisinde biriktirdi ve evlilik kurdu. Bu annenin çocuğu, kız çocuğu 8 yaşına geldiğinde, 9 yaşına geldiğinde annenin dili damağı kurumaya başlar. Bu annenin çocuğu ne zamanki şen kahkahalar atmaya başladı, bu annenin çocuğu ne zamanki böyle cilveli bir kız olmaya başladı evin içerisinde, ay anneciğim dedi, canım dedi, cicim dedi, misafirleriyle böyle oynaş olmaya başladı, bu anne gerilmeye başlar. Neden gerilmeye başlar? Çünkü yediği zıpkın, o zıpkının acısı sanki çocuğuna da batacakmış gibi, çocuğunun da başına gelecekmiş gibi efendim bir koruyuculuk içerisine almaya başlar. Ne yapmaya çalışır bu anne? Çocuğunun mutlu olduğu anları azaltmaya çalışır. Aslında farkına varmadan çocuğunu öyle koruduğunu zanneder. Neden? Belki de kendi o geçmişinde yaşadığı bir olay kendisini suçlayarak, aslında ben gülmeseydim, aslında ben bir böyle cilveli nazlı olmasaydım, aslında şunu yapmasaydım benim başıma bu gelmeyecekti diye kendi kara kutusunun içerisindeki o yılanlı çıyanlı uyumuş olan böcekler kendi beynini zehirlemeye başlayacaktır, ısırmaya başlayacaktır. Bak sen bunları yaşadın, şimdi bu da bunu yapıyor, aynısını o da yaşayacaktır diye anne belki de hiç farkına varmadan kızının bütün yaşam alanlarını daraltmaya çalışacaktır. O yüzden genelde bakıldığı zaman kız çocuklarının böyle cilveli nazlı olduğu halleriyle babalar keyif alırken, evin içerisinde kızlarıyla oynaşırken, oyun oynarken anne de bir tarafta gergin gergin bir mutfağa girer, bir içeriye girer, bir dışarıya çıkar. Ne gülüyorsunuz, niye oynuyorsun, dışarıya çıkarken şöyle ol diye kendi içerisindeki o sıkıntıları belki çocuğuna aktarabilir. Dolayısıyla anne babaların burada en önemli yapacağı şey şu. Senin başında geçmiş olan şeyler çocuğunun başında geçecek diye bir şey yok. Sen ayrı bir yaşam yaşadın ve ayrı bir zehirlenme yaşadın. Ama bırak da çocuğun hiç olmazsa şu dünyada keyifli bir yaşamı yaşasın. Sana yaşatılan şeyleri sen de çocuğuna yaşatma. Anne babalar ergen çocuklarıyla muhatap olurken ilk önce kendi ruhlarına baskı yapan, kendi içlerine baskı yapan şeylerden ilk önce bir kere sıyrılması lazım. Sıyrılıp yalın bir gözle o gençliğin en güzel çağlarını yaşarken çocuğun oynaşabildiğini, gülebildiğini, efendim neşeli olabildiğini, arkadaşlarını anlatırkenki halini, keyfini anne de baba da çocuğuyla birlikte yaşaması lazım. Efendim tüm bunları söyledikten sonra Tuncay Bey'in mesajına geçmek istiyorum. Tuncay Bey de kendi 9 yaşındaki kızı için bir mesaj göndermiş. Şöyle soruyor. Merhaba Adem Bey, radyo programlarınızı mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Ayrıca son kitabınızı da aldım. Verdiğiniz öneriler gerçekten çok güzel. Size kızımla ilgili bir iki sorum var. Kızım 9 yaşında 3. sınıfa başladı. Genel olarak ders durumu iyi, fena değil. Ama özellikle bu sene, geçen senelere nazaran derslere karşı bir ilgisizlik ve isteksizliği var. Öğretmeniyle görüştük, o da bu isteksizliğini fark ettiğini söyledi. Ben çocuğumu motive etmek istiyorum ama başaramıyorum. Gelecekten bahsetsem anlamıyor. Önümüzdeki yıl 4. sınıfa gideceğinden bahsediyorum, anlamıyor. Önüne hedef koyayım dedim. Senin okulda 1. olman lazım dedim ama hiç dinlediği yok. Yani bir şekilde çocuğumu motive edemiyorum. Hocam kızımız genelde ev işlerinde de tembellik yapıyor. Üstüne başına dikkat etmiyor. Odasını toplamıyor. Çantasını, kalemliğini düzenlemiyor. Bir şey yapması için sürekli yap 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 diye üstelemek lazım. Ondan sonra yapıyor. Kendi başına hiçbir şey yapmıyor. Söylemeden okula gelince üstünü bile çıkarmıyor. Bize ne tavsiye edersiniz diye sormuş Tuncay Bey. Şimdi değerli Tuncay Bey, çocukların şöyle bir durumu vardır. Bu durumu fark edemezsek o takdirde çocuklar birdenbire böyle bir et yığını gibi evin içerisinde kala kalırlar.
Vakti geldiğinde, çocuğun duyarlılığı başladığında çocuğun kendisine teslim etmemiz lazım. Anne babaların çocuklarıyla yaşadıkları problemlerin gizli sahnelerinden bir tanesi de budur. Çocuklarını çok seven anne babalar, çocuklarına karşı çok düşkün olan anne babalar çok defa çocuklarını çok sevmeden ötürü, çok ilgilenmeden ötürü çocukların kendisine teslim etmezler. Çocuklarını hala kendisi bakmak, hala kendisi sorumluluklarını taşımak, hala kendisi saçını başını taramak isterler o gelişimin ön evrelerinde. Halbuki çocuk kendisi yapabildiği kadar hayatta duracaktır ve kendisi yapabildiği kadar ön dönemlerde, yani bu yaşta değil, 9 yaşında değil, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, bırak bağlasın ayakkabısını, sen niye bağlıyorsun ki? Bırak çocuk merdivenlerden kendisi yürüsün. Çocuğunu çok seviyorsun biliyorum ama elinden niye tutuyorsun? Çocuğun elinden tutulmaz. Çocuk anne babanın elinden tutar. Siz avuçlamışsınız çocuğun kolunu, hatta tutan anne babalar gördüm ben. Çocuğun kolunu tutuyor. 4 yaşındaki bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk anne babayla parka gitmişler, bahçeye gitmişler, yolda yürüyorlar, alışveriş merkezinin içerisinde. Yahu olabilir mi böyle bir şey? Adam çocuğun kolundan tutmuş öyle yürüyor. Bu baba çocuğunu sevmediğinden dolayı değil ya da çok şiddet gösterdiğinden dolayı değil. Aksine çocuğunun başına bir şey geleceğinden dolayı çocuğun elini bırakın kolundan tutmuş, öylece çocuğuyla birlikte gidiyor. Halbuki çocuğun elinden tutulmaz. Çocuğa bir parmak uzatılır, çocuk anne babanın elinden tutar ve istediği zaman da bırakır. Sonra öbür tarafa geçer, sonra tekrar tutar. Şimdi eğer biz çocuğu kendisine teslim etmezsek erken dönemlerde, bir ayakkabısını bağlamayı, bir su içmeyi, bir yemek yemeyi, efendim bir düğmelerini açıp kapamayı, efendim bir elbisesini çıkartmayı, hocam mıy 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 mıyı bizim çocuğa bırakmış olsak, yani bu çocuk ne üstünü giyer ne altını değiştirir. Yani biz bir yere gidemeyiz, gelemeyiz. Hayır, anne babaysan eğer, o takdirde zaman planlamanın içerisine çocuğunu da dahil edeceksin. Bak, bekardın sen, ayakkabını giyip dışarıya çıkıyordun. Gençken, delikanlıyken, öyle değil mi? Bak şimdi evlendin, hanımların hazırlanması, efendim erkeklerin hazırlanması gibi değil. Bak kapının kenarında bekleyip duruyorsun. Niye? Saçını tarayacak, başını tarayacak, bir aynaya yan dönecek, bir öbür tarafa dönecek. Başörtüsü takıyorsa başörtüsünü takacak, iğnelerini bir çıkartıp takacak. Öyle değil mi? Niye bekliyorsun? Artık bekar değilsin sen. Eşini de artık yaşamın içerisine dahil eden bir aile reisiysen eğer, o takdirde zaman planlamanın içerisine onu da dahil edersin. Bak öyle değil mi? Önceden randevu veriyordun, değil mi? Telefon eden arkadaşına tamam hemen çıkıyorum geliyorum diyordun. Ama şimdi bak telefon eden arkadaşına ne diye sesleniyorsun? Tamam o zaman yarım saate kadar biz evden çıkıyoruz diye söylüyorsun. İşte o takdirde evde sadece evli olmanın değil, bir de çocuklu olmanın gereği, evde yarım saatte çıkıyoruz değil 45 dakikada çıkıyoruz. Sabır ve sükunet içerisinde. Çocuğun o kendisini teslim ettiğimiz dönemlerde, efendim yavaş hareket ediyor olduğu dönemlerde sükunet içerisinde onu beklememiz, beklerken dahi incitmememiz, mahcup etmememiz, oflamamamız, poflamamamız gerekir ki çocuk bir takım yetenekleri alsın, kendisi alıp götürsün. Bu 9 yaş için de geçerli. 9 yaş, 10 yaş için de. Çünkü her dönemde çocuk kendisine ait bir parçayı alır, kendi ruhuna koyar. 4 yaşındayken bir başka ruhunun parçasını ruhuna yerleştirir, Legosunu tamamlar gibi. Efendim 9 yaşındayken ayrı bir parçasını alır, koyar, yerleştirir. İşte tüm bunlar çok düşülmüş olan, üstüne çok titrenmiş olan çocuklarda görülen bir takım arızalardır ki, davranış bozukluklarıdır ki, anne babalar çocuklarına kendilerini teslim etmediği için, çocuklarını teslim etmediğinden dolayı, belki de aşırıya gitmiş olan bir sevgi ve şefkat hissinden dolayıdır. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Çocuk işte bir süre sonra et yığınına dönüşüyor. Yerinden kalkamıyor yani çocuk. Gidip bir dişlerini fırçalayamıyor. Yani üstünü değiştiremiyor çocuk.
ya bir bıkkınlık içerisinde, ya çok söyledik biz bu çocuğu bu hale getirdik. Oğlum topla, kızım topla, eşyanı topla, yürü kızım, otur kızım, kalk kızım, 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 kızım. Çocuğun da sigortası bir yerde arttı, artık duymuyor yani sizi. Duymuyor ki. Üstünü değiştirsene kızım. Of diyor gidiyor. Yani ya çok söylenmiş olmasından dolayı çocuk artık ebeveyn sarı, yahut da o gelişim dönemlerinde çocuğun efendim yeteneklerini teşvik eder ve kendisi kullanır vaziyete getirmememizden dolayı. Şimdi bu durumda baktığımızda peki derslerini yapmıyor. Efendim motive etmeye çalışıyoruz, motive de olmuyor. Öğretmeni de sınıfın içerisinde aynı ilgisizliği hissediyor. Bunun telaşına siz niye giriyorsunuz Tuncay Bey? Kızınız girsin. Bakın hep önceki dönemlerde de telaşına hep biz girdik. Okula alışsın diye, efendim şu yapsın diye, bunu yapsın diye, ayakkabılarını bağlasın diye, merdivenlerden insin diye. Her şeyinde biz telaşa girdik ve kendi iradesini kendisine teslim etmedik. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz, bakın farkında mısınız? Eğer çocuğunuz okula gitmiyor ise, okula gitmek istememesi, ders yapmak istememesinin bir karşılığını efendim öğretmeniyle konuşurken, hayatın gereklerini yerine getirmemesinin bir karşılığını kendisi yaşamda görmesi lazım. Siz ona oturup nasihatle değil, okulun birincisi olacaksın, sınıfın birincisi olacaksın, sana güveniyorum ediyorum değil, eğer bunlardan motive olmuyorsa artık, yapmadığı şeylerin hayattaki karşılığını, çünkü 9 yaşına gelmiş, artık kendisi görmesi lazım. Bu bir cezalandırma değil. Ama dersini yapmıyor. Yapmayabilirsin sevgili kızım. Ama ertesi gün öğretmenin sana sınıfın içerisinde sorduğunda, sevgili işte kızım sen dersini neden yapmadın diye sorduğunda, orada bir bu soruyla muhatap olsun. Sonra eve gelsin, evde efendim kendisine dersleri konusunda, efendim kendisinin yaşama ait bir takım yapmaları gerektiği şeyler konusunda anne babanın bir elini çektiğini görsün. Biz kukla gibi oynatır vaziyette bir çocuğu tutamayız. Efendim okuldan geliyormuş, elbiselerini çıkartmıyormuş. Karışmayın bakalım bir. Bir ay bir karışmayın. Öylece kalsın bakalım bir. Elbisesiyle yatsın, elbisesiyle kalksın. Ütüsüz, ter içerisinde bir vaziyette bir geçsin bakalım bir okula. Ne olacak acaba? Arkadaşları ve sosyal çevre onu o şekliyle kabul edecek mi? Eğer biz çocuğun her alanını biz kendimiz oluşturmaya çalışır isek ve çocuk da bunu fark etmiş ise, kendisini kendinden çok sizin düşündüğünüzü ve kendisini idare edenin de siz olduğunuzu fark etmişse, zaten çocuk yığılır kalır. Dolayısıyla çocuğa hiç olmazsa bu yaştan sonra bırakın, eğer sosyal yaşam içerisinde arkadaşları tarafından dışlanacak ise bırakın dışlansın. Yaşamın gereklerini yerine getirmek lazım. Banyo yapmıyor kaç haftadır, yapmıyorsa kokar. 9 yaşındaki bir çocuk bunu görmesi lazım. Dolayısıyla çocuğu kendi iradesine teslim etmemiz lazım ki çocuk o sosyal yaşamın gereklerini de bir şekliyle görerek, duyarak, hissederek yerine getirsin. Siz görmüşsünüz, duymuşsunuz, hissetmişsiniz. Onun için kızınızla telaşa kapılıyorsunuz. Bırakın kızınız da birazcık telaşa kapılmış olsun. Şunu hemen burada hatırlatmak isterim ki, çocuk terbiyesi dediğimiz şey aslında iki ana gövdeden oluşuyor. Yani çocuğa biz iki şey kazandırmaya çalışıyoruz. Yani çocuğun saçlarını tarayıp saçlarını kurdele takmak çocuk terbiyesi demek değildir. Efendim güzelce giydirip kuşandırdığınız, saçlarını jölelediğiniz ve bir tane de vurdup hadi bakalım okula dediğiniz çocuk, efendim çocuk terbiyesi böyle de bir şey değildir. Çocuğun erken yatması, geç kalkması vesairesi, evet bunlar davranış geliştirmeleri lazım çocuk, ama bu, çocuk terbiyesi bundan da ayrı bir şeydir. Çocuğa iki tane şey kazandırmaktır. Birincisi, çocuk yetiştirmenin ana unsurunu çocuğun iradesini kullanabilme yeteneğini sağlattırmaktır. İradesini çocuğun kullanabilmesi için anne baba bütün o 5 yıl, 6 yıl, 8 yıl, o çocukluk ne kadar sürüyorsa, o kadar yıl boyunca çocuğun irade eğitimini sağlamaktır. İrade. O içinde bir bronz heykel gibi dimdik, çelik bir halat gibi çocuğun içerisine irade heykelini dikmektir çocuğun içerisine. Yapabilme becerisini, becerebilme, yapmaktan keyif alma, efendim duygularını yerleştirebilmektir. İrade. Ama çok defa anne babalar çocuklarına irade eğitimi vermek yerine iradelerini kullandırmaları gerekirken, onların ileride o iradesinin
üstüne inşa edeceğini, kişiliğini düşünmek yerine çocuklar iradi davrandığı yerlerde anne babalar iradesini kırıyorlar. Alışverişe gittik. Kırmızı, mavi, sarı elbiseler var örneğin. Çocuk kız 5 yaşında, 7 yaşında sarı elbiseyi beğendi. Anne hemen dudak büküyor. O güzel değil. Ya hangisi güzel sevgili anneciğim? Aa, bak bu daha güzel. Ya bırak. Çocuk bak iradesiyle bir tercihte bulundu. Eğer yani burada güzel giyinmek, çirkin giyinmek meselesinden daha ziyade iradesini kullanabilmiş olmasını anne babanın saygıyla karşılaması, saygıyla muamelede bulunması olabilir. Belki çocuk yanlış bir tercihte bulunabilir. Ama orada söyleyiş üslubumuza, gözümüze, kaşımıza, dudak büküşümüze, çocukla ilgilenmemize ya da ilgimizi terk etmemize çok dikkat etmemiz lazım ki çocuk o sırada iradesini kullanabilmekten keyif alsın. Yemek tercihini yapmakta. Çocuk sevmiyor yani. Bir yemeği sevmiyor. Zorla o yemeği yedirmeye çalışıyoruz yani. Birazcık zamana bırakabiliriz. Damak tadını bile değiştiriyoruz çocukların. Tercihlerini değiştiriyoruz çocukların. Çocuklar için en güzel kararları biz veriyoruz ve arkasından da diyoruz ki senin için. Ya tamam benim için ise ama ben de bu yaşamın içerisinde var olarak ve irademi kullanarak var olmak istiyorum. Anneciğim dendiğinde hayır sen iradeni kullanamazsın, beceremezsin demememiz lazım. Çocukların irade kullanımı, çocuk terbiyesinin kullanımı, eğitimi çocuk terbiyesinin en önemli unsurunu oluşturuyor. Bir, ikincisi de haz öteleme. İrade eğitiminin hemen arkasından gelen şey. Çocuk iradesini kullanabilmeyi becerebilmişse arkasından haz ötelemeyi de bir eğitim içerisinde, anlayışı içerisinde yetiştirmektir çocuğun ruhunu. Yoksa saçlarını taradım, iyi bir şey yaptın yani aferin ama bu çocuğun iradesi yok. Kurdelasını taktım, aferin çok güzel ama bu çocuk hazlarını ötelemiyor. Bak bu kız çocuğu yarın 18 yaşına geldiğinde neler yapar neler yani. Dolayısıyla tamam çocuğun fiziksel gelişimi. Çocuğun efendim bir takım gelişim dönemlerine ait şeyler sizin tarafınızdan veriliyor olsa da kulağınız bir taraftan da çocuğun ruhundaki iradesine ve çocuğun ruhundaki hazları öteleyip ötelememesine dikilmesi lazım. Efendim saatlere de bakıyorum bu arada. Saatimiz de dolmak üzere. Bugünkü yayınımızı da burada bitirmek zorundayız maalesef. Ama okumak istediğim birkaç mail daha vardı. Onları da inşallah önümüzdeki dönem içerisinde, önümüzdeki programlarda okumaya çalışacağım. Özellikle bir dinleyicimizin şöylesi bir sorusu var. Hocam, gençlik ve çocukluk döneminde zaten problemler içerisinde olup da kendisi şu anda anne baba olmuş olan bizler acaba kendi ruhumuzdaki bu batan tarafları, çocuklarımızla efendim problem çözmeyi beceremeyen taraflarımızı nasıl toparlayabiliriz diye bir soru vardı. Onu da okumak istiyor idim ama onu da bir sonraki programımıza erteleyelim. Efendim bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar programımız var. Perşembe ve cuma günü yine öyle, pazartesi günü canlı yayında yine sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.